Esentepe AK Parti Mahalle Temsilcisi Sayın Ali Akyüz'de Esentepe'nin sorunları hakkında bir iki görüş alışverişi yapmak istiyoruz Esentepe adına. Kendisine birkaç tane sorumuz olacak. Esentepe'de son yaşanan olaylar ve muhtarlık seçimiyle ilgili ne düşünüyorsun Ali abi? Bizim Esentepe'li arkadaşlara, gençlere... Evet, Esentepe'de öncelikle hayırlı akşamlar. Şimdi Esentepe'de seçim olacak. Seçimler önümüzdeki 2 ay sonra işte 30 Mart. Mart'ta. Bu seçimler için yapılacak olan çalışmalar, herkeslerin bir vaati olacak tabii. Ama bizim halkımız gerçekleri her zaman için görmüştür. Doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Bu sağlık ocağının birazı ile ilgili neler söylemek istersin? Bu sağlık ocağı hakkında bir icra takip falan filan bir acayip bir Ha şeyler var bu da tam olarak ya siz daha şimdi detaylı bu sağlık açıklarsanız. ocağı binası işte imar planlarında bir sağlık tesis alanı olarak işlenmediği için normal arsa üzerinde gözüktüğü için binalar arkadaki bina arsalarına bir gösterildiği için vatandaş o arsa sahipleri hissedarlar işte burası bizim işte burada herhangi bir hakkınız yok demeye başladılar. Sonra bununla ilgili mahkemeler oldu, İzale-i Şuur davaları oldu. Sonunda bizim bu binaların ikisi de köyümüzün, mahallemizin dernek malıdır. Bunu bizim büyüklerimiz, rahmetliler yapmıştır. Eski muhtarımız Ali Kahraman, Cemal Akgüz, Fikret Taşdemir, işte rahmetli Şeref amca gibileri mesela bu konuda çok gayret gösterdiler. Bu binaları yaptılar bize. Şimdi bizim insanlarımız burada işte bu binaların işte tapuları, yer tapuları dernek üstünde olmadığı için bunda hak talep ediyorlar. Yani bu tür bir hak talep etme haklarını nereden alıyorlar kendilerine? Bir de bunu yapan insanlar, emek harcayanlar, tuğlasında, çimentosunda emeği olanların hakları ne olacak? Yani kendisi orada 20 metrekare yeri var diye benim diyor binayı. Hatta noter kanalıyla eczaneye olsun, cami derneği olsun uyarı ihtar yazısı çekmiş vatandaş. Bu vatandaş bunu herkes biliyor kim olduğunu. Niye bu insanların gidip vatandaşa sen ne yapıyorsun? Neden kendini bilmiyorsun? Densizlik yapıyorsun diye hesap sormuyorlar. Ben buna şaşıyorum. Esentepe'liyi vatandaşa tepki göstermeye, vatandaşa gidip sen ne yapıyorsun? Doğru değil senin yaptığın demesini istiyorum. Tabii bu konuda Esentepe'yi yöneten arkadaşlarla tabii bu konuda sıkıntı olmayacak inşallah. Zaten bu Esentepe'nin malı bu binalar. Onda bir problem yok. Teşekkür ediyoruz. Bir de Ali Aküz ve diğer arkadaşların da birlik ve beraberliğiyle bu cami derneğinde gençler toplanıyor. Bu toplantı ile ilgili gençler hakkında ne düşünüyorsun? Nereye gidecek bu gençler? Bu gençleri bir araya toplamak Evet. mı yoksa onlara öncülük yaparak bir şeylere kazandırmak mı? Nedir bunun hedefi? Şimdi Ne bizim daha düşünüyorsun? önceki yıllardaki çalışmalarımızın daha genişletilmiş olacak bu inşallah. Çünkü gençler çok ortada sahipsiz kaldılar. İşte göl boylarında, yol kenarlarında, işte otobüs duraklarında vakit geçirmeye uğraşıyorlar. Böyle bir gençlik nasıl yetişir? İşte orada yoldan geçene uyar, gider yanlış işler yapar. İşte burada gelip oturduğu zaman işte çayını kahvesini içecek. İşte burada kendi arasında konuşacak, hasbihal edecek. Bu gençlerimiz için büyük projelerimiz var. İşte bunları biz tarihi cami ziyaretleri olsun. İşte böyle güzel hoca efendiler getir burada vaaz sohbet şeklinde. Onun dışında spor aktivitesi düşünüyoruz. Hatta bir spor kulübü futbol başlayacak. Onun dışında diğer spor dallarını da burada yaygınlaştırmak istiyoruz. Hatta onun dışında işte yerel yöneticilerden isteğimiz olacak. Yerel yöneticilerden şunu istiyoruz bir de. Böyle gençlik için bir tesis istiyoruz mesela. Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. İnşallah iyi şeyler yapacağız gençler için. Önümüzde bir seçim var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu yakında bir seçim var, 30 Mart'ta. Anladım. İlk sorduğunuz soruya benzer bir soru tabii bu ama burada şimdi ben biraz da Esentepe'yi ilgilendiren konusundan bakmak istiyorum. Benim parti yöneticisi olmam
Yani partimle alakalı değil bu anlattıklarım. Bizim Esentepe'mizle, bu Esentepe'mizde yaşayan komşularımızla ilgili, abilerimizle, ablalarımızla, genç kardeşlerimizle ilgili bu. Biz bundan sonraki 5 yıl yönetecek yeni bir yönetici seçmenizi istiyorum Esentepe halkımızdan. Onun da kararını Esentepe halkı verecektir inşallah. Hayırlısı olacak. Verdiği bu bilgilerden dolayı Sayın Alaaküz'e teşekkür ediyorum. Siz de bana bu yayını, bu röportajı yaptığınız için ben size teşekkür ediyorum. Güzel çalışmanın devamını diliyorum. Olur.